Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Görüş alanıyla karşınızdayız. Hafta başında sıcak gelişmeleri, önemli konu başlıklarını çok değerli konuklarımızla birlikte konuşacağız. Hem iç politika hem dış politikaya ilişkin konu başlıklarımız olacak. İlk kuşağımızda Pakistan meselesini konuşacağız. İmran Han, Amerika Birleşik Devletleri darbesine karşı vatandaşlarla birlikte direniyor diyebiliriz. Alanlarda milyonlarca kişi İmran Han'ı desteklemek için dışarı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve desteklediği muhalefete meydan okudu. Tüm ayrıntıları konuşacağız ilk kuşağımızda. Hemen konukları tanıtmak istiyorum. Moskova Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Perinçek, gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt, Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Işık Gün Akfırat ve Pakistan'dan gazeteci, siyasetçi Rahim Volkov bizlerle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, Sayın Volkov için çeviri konusunda da Sıla Özer Çelik bu akşam bizlere yardımcı olacak. Pakistan'dan sıcak gelişmelerle başlamak istiyorum ben izninizle. O yüzden ilk Pakistan'a dönelim. Pakistan için bugün hareketli bir gündü. Sayın Volkov, tekrar hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına. Thank you for having me again. Şimdi bugün hareketli bir gündü dedik. Pakistan adeta ayakta. Vatandaşlar dışarı çıktı. Sadece Pakistan'da değil, pek çok ülkede vatandaşların eylemleri oldu İmran Han'ı desteklemek için ve bu sabah saatlerinden itibaren aslında İmran Han'ın konuşmaları dikkat çekiciydi. Millet Meclisi'nden istifa etti. Hemen sonrasında yeni başbakan Şerif Şahbaz oldu ve bu süreç nasıl ilerleyecek? Son sıcak gelişmeler ve başlıklar neler? Öncelikle sabahtan itibaren yaşanan olayları sizden dinleyelim lütfen. Buyurun. Pakistan'da new prime minister was announced. Imran Khan has resigned from the National Assembly. What were the highlights for today? Okay, sure. In my last talk I said Imran Khan is very popular. He won the opposition çok popüler. He won the opposition in his last speech. He said don't let me to go to the street. If I go to the street it will become very difficult. Eğer sokağa çıkarsam çok gerçekten zor olacak sizler için dedi İmran Khan. This happened today. It was forcefully removed. America was involved in removing him from. Bugün from Amerika gerçekten işin içindeydi ve. There are three major reasons why America didn't like him. Number one. Amerika neden sevmediğine dair üç farklı. Number one, he challenged America in all his speeches. He opposed NATO. He opposed NATO'ya karşıydı. Amerika'ya karşıydı. And he talked about Pakistan's sovereignty. He said there's nothing more important for us than our sovereignty and our dignity. And the second thing, he always opposed westernization of America, Pakistani foreign policy. He said, Pakistan foreign policy should be neutral India. Karşı olduğunu why they cannot threaten India? Why they're threatening Pakistan all the time? Because we have always been in the Western camp, and this is not good for Pakistan, and it's not good for the future of Pakistan. Pakistan'ın geleceği için iyi olmadığını. Number three, Zulfikar Ali Bhutto, he tried to continue the legacy of Zulfikar Ali Bhutto by uniting the Muslim world. You have seen under his İslam dünyasını birleştirmek his regime, için two times the ASI members gathered in Pakistan and they tried to talk about Muslim Ummah and the Muslim bloc to be united Müslüman, for their mutual interest. Müslümanların birliğinin önemine her zaman vurgulamaya devam ediyor. Özer Çelik, şöyle yapalım, simultane şekilde değil de parça parça kısa kısa konuşmalarla çeviriyi yapalım. Hem izleyicilerimize daha iyi iletmiş oluruz, biz de stüdyodan daha net duymuş oluruz. Sayın Volkov da anladı mı beni bilmiyorum ama siz de bir iletin isterseniz. We're just going to do it bit by bit because I think that I might be having connection issues. It is going too fast from my ear set to the speed you're talking at. So we'll go bit by bit. We're going to sit down. No problem at all. So right now, the Shahbaz Sharif has become the prime minister of Pakistan, but he doesn't have the legitimacy. You have seen last night, 3.5 million people, according to the rough estimates, came to the streets.
Like they were in the streets, like in the major cities across Pakistan. And there have been protests in the foreign countries like Dubai, Saudi Arabia for the first time, Brisbane in Australia, in Spain, in Great Britain and America even. Like the people like protested in favor of Pakistan, like in favor of Imran Khan. And they said like this was a greater conspiracy. America, Imran Khan became the victim of the American conspiracy. So we will not allow this, like ever. So now like the people are united behind him. Like it seems that like the politicians, like the opposition leader, like Shahbaz Sharif, doesn't have legitimacy in this case. And the second thing is like he's also facing like two cases in the NAB court, like the National Accountability Court we have in Pakistan, of money laundering. So how could a criminal can become the prime minister of Pakistan? You know, this is the one of the major slogan among the supporters of Imran Khan. Şöyle belirtiyor, Şahbaz Şerif yeni başbakan oldu ancak meşrutiyetine iki nedenden dolayı itiraz ediliyor. Birincisi şu an kendisine ve oğluna karşı kara para aklama davası var ve bir suçlu, bir kriminal nasıl bir ülkenin başbakanı olabilir? Bu gerçekten büyük bir soru işareti. İkincisi de devrilmiş başbakan İmran Khan. Yeni hükümeti ithal ve Amerikan fonlu olmakla suçluyor ve bu rejiminde bir aslında mağdur kişi olduğunu belirtiyor. Like number third, like right now in the parliament, like they have chosen Shahbaz Sharif, but it seems like he will not be able to rule like the Pakistan like in a verbal because the government is very weak. They have just 84 seats in the parliament and they are in coalition with People Party, which have just 56 seats. So this government is weakest in the history of Pakistan. And it seems that like this government will be weakest. And we are facing a lot of issues in terms of economy, politics, and social polarization. So how we will handle these issues? Until and unless we have new elections in the country, there is not going to be a solution for political solution for our country. So the new election must be held. This is what Imran Khan is stressing. Şöyle şu an İmran Khan şöyle söylüyor. Ülkede şu an ilk defa bu kadar derin kutuplaşma olduğu söz konusu ve aynı zamanda kendisi de 22 senelik bir siyasi politikanın mücadelesi içinde gerçekten çok zeki bir politikacı ve bu durumu nasıl idare edeceğini biliyor. Aynı zamanda şu an Pakistan'ın farklı sorunları varken ekonomik ve sosyal anlamda şu an tek çözüm bir seçime gitmek ve bu komplonun ve rejimin değişikliğinin kesinlikle var olması gerektiğini belirtiyor. Teşekkürler Sayın Volkov. Şimdi aslında bir diğer sorum da meydanlardaki protestolarla ilgili olacak. Gerçekten inanılmaz bir kalabalıkla karşı karşıya kaldık. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri ve destekçilerini ürkütecek nitelikteydi. Hem Pakistan'dan hem de sizin de biraz önce ifade ettiğiniz Dubai, Avustralya hatta İngiltere gibi pek çok şehirden, ülkeden yapılan protestolar ve İmran Khan'a destek eylemleri aslında. Vatandaşların yeni başbakanın seçilmesiyle birlikte tavrı ve İmran Khan'a olan desteği ne durumda şu anda? Bu akşam yeniden eylemler devam edecek ve bundan sonra da devam edecek gibi gözüküyor. Sizce giderek artacak mı bu eylemler? Vatandaşın nabzı nasıl Pakistan'da? As you know, millions of people are out on the street protesting this current situation and they are determined not to step back. Will Imran Khan continue to fight against the USA with his current determination? And what are the, how is the Western media reflecting this and reflecting on Sharif Shahbaz and his comments after being elected as prime minister? Let me tell you this, like Imran Khan said like 2 days ago, like in his parliamentary meeting, like we will resign from the parliament, we will go to the public. And we will ask the public to decide like what they want best for their country, because my government was like became the victim of the American led backed coup. He called it a coup d'etat, and he called them he called the Shahbaz Sharif and other like opposition leaders as the American puppets or stooges, like who were involved in the greater conspiracy against him. And since the beginning, like since 2018, like this conspiracy didn't begin like just out of nowhere. It began in 2018 because the America understood like this guy is not going to listen to us because he doesn't have any bank account in the Western countries. He doesn't have any like properties outside the country. So we cannot blackmail him in a simple way. But unlike like him, the Shahbaz Sharif, you better know that like they have like their properties and money in the Western banks. So if they try to challenge America and the West, definitely their assets are going to be freeze. As we have seen recently in the case of Russia,
all the billionaires, the assets of the old billionaires, Russian billionaires who were close to the Vladimir Putin were CISO. They know this example. Like if you try to talk against them, we will seize their assets. And right now, like you can see, like the BBC, you know, let me tell you, they share the report of BBC, like no one knows outside the Pakistan. Like last night, like when Imran Khan resigned from the prime ministership, the BBC shared a report that like the army came to the prime minister house and beat him and forcefully like sent him back to his home. Like he was not even trying to leave, like he was not willing to leave like the premiership. But it was very fake. And the army took a huge like action against this news. And the BBC was like told like to pay the price for this. Like why they have like shared this kind of like fake news in order to polarize, further polarize our politics in Pakistan. Now, right now, the Western media, including like the Western mass, like mainstream media, like BBC, CNN, and Sky News, they're cheering up like the opposition leaders. Definitely, they got what they wanted, like easily, by supporting the opposition in the country without spending even a single dollar in the country. Like everything was done by our opposition leaders. And this is a bad thing for us. Like this is a sad thing in Pakistan. And this is what people are talking about. Like our country is facing a big issue. It has become the victim of the biggest conspiracy ever in our history. Şu an Amerika olayları gerçekten çok farklı bir şekilde yansıtıyor. Her zamanki yaptığı gibi, Rusya'da olduğu gibi. Şu an İmran Khan'ı aslında suçlayabilecekleri çok bir şey yok. Çünkü kendisinin yurt dışında, Batı ülkelerinde herhangi bir banka hesabı ya da mülkü yok. Ama bahsettiğim gibi Şahbaz Şerif ve oğlunun şu an kara para aklama davası bile devam ediyor. Tabii kendisi İmran Khan Şahbaz Şerif hakkında zamanında ve son dönemlerde de Amerika'nın kuklası olarak nitelendirmişti. Şu an bu durum Amerika için gerçekten onların gözünde çok iyi bir durum. Çünkü istedikleri gibi şu an medyayı yönetebiliyorlar. Ve şu an Pakistan için bu uzun bir süredir belki tarihinde ilk defa gördüğü zor bir süreç ve bunun sonuçları nereye varacak göreceğiz. Sayın Volkov çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sıcak gelişmeleri sizden almış olduk bu akşam. Tekrar görüşmek üzere. Sizlere ve Pakistan'dakilere sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Thank you so much. Sıla Özelçelik, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Çeviri konusunda bizlere yardımcı oldunuz. Biz şimdi Sayın Mehmet Perinçek, Sayın Ceyhun Bozkurt ve Sayın Işık Günak Fırat'la birlikte devam edeceğiz. Aslında Sayın Volkov'un verdiği bilgiler çok önemliydi. Sıcak gelişmeleri almış olduk. Bu eylemlerin devam edeceğini de aslında bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Sayın Mehmet Perinçek, sizle devam edelim isterseniz. Bu sabahtan itibaren Pakistan'da önemli değişiklikler olacağı öngörülüyordu ki sabah saatlerinde İmran Khan Millet Meclisi'nden istifa ettiğini duyurdu ve bir sineği millet aslında gerçekleşti. Şimdi bundan sonraki süreci konuşacağız ama bu süreç nasıl buraya kadar geldi? Gözlemlerinizi almak istiyorum bu konuyla ilgili. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki yenilgisinin ardından gözler bir taraftan da Pakistan'daydı diyebiliriz. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Aslına bakarsanız ABD'nin sadece Afganistan'daki değil, neredeyse tüm Avrasya coğrafyasındaki hezimetlerinde veya yenilgilerinde veya başarısızlıklarında Pakistan'ın bir rolü var. Yani bir taraftan tabii Afganistan evet oldukça önemli. Hatta sadece Afganistan'ın ABD'nin Afganistan'dan kovulmasına değil, diğer taraftan ondan sonraki süreçte ABD'nin üs aradığı, yani Afganistan dışında üs aradığı zamanlarda da Pakistan ABD'ye ret yanıtı vermişti hiçbir şekilde kendi ülkesinde ABD üstlerine yer açmayacağını ifade etmişti. Sadece tabii söylediğimiz gibi Afganistan değil, bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Atlantik cephesinin Karabağ hezimetinde de Pakistan'ın önemli bir rolü var. Çünkü Pakistan Azerbaycan'ı en az Türkiye kadar destekleyen ülkelerin başında geliyordu ve hatta Türkiye'yi, Azerbaycan ve Pakistan arasında da Dışişleri Bakanları düzeyinde bir üçlü platformunda ne zamandır hayatta olduğunu ve faaliyetlerini sürdürdüğünü de biliyoruz.
Bu sadece bunlar değil, diğer taraftan ABD'nin en önemli korkulu rüyalarından biri olan Çin'in önerdiği bir kuşak bir yol projesi var. Burada da Pakistan önemli adımlar atmış durumda. Çin'le çok iyi ilişkiler geliştirmiş durumda ve ayrıca bu bir kuşak bir yol projesinde de ki önemli merkezlerden ve geçiş noktalarından da bir tanesi. Bununla da kalmıyor Pakistan'ın diyelim suçları. Rusya ile ilişkilerde de önemli adımlar attı. Hatta operasyonun başladığı, Rusya'nın Ukrayna yönelik operasyonlarının başladığı sırada hemen başında İmran Han Moskova'yı ziyaret etti. Orada Rusya ile Moskova ile stratejik anlaşmalar imzaladı. Ve daha sonra Batı'nın yaptırımlarının başlamasının arkasından da bu yaptırımlara hiçbir şekilde uymayacağını ifade etti. Hatta uymayacağını ifade etmenin ötesinde ülkesindeki kendini bilmez diplomatlara da haddini de bildirdiğini söyleyebiliriz. Onlar tepki gösterdiler, Batılı diplomatlar Pakistan'daki, dediler ki siz niye uymuyorsunuz bu yaptırımlara? Bunun üzerine de İmran Han, biz köleniz değiliz diyerek de kendi egemen ve bağımsız çizgisini izleyeceğini o sırada da ortaya koymuştu. Şimdi bir taraftan Çin'le ilişkiler, diğer taraftan Afganistan'la ilişkiler, bununla birlikte Rusya ile olan ilişkiler, Azerbaycan'la olan ilişkiler. Hatta şunu da söylemek lazım, Afganistan'da Taliban'la Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynadığını tabii Pakistan'ın İslamabad'ında söylemek gerekir. Şimdi bütün bunların ötesinde tabii bir de Türkiye ile olan ilişkilerin de altını çizmek lazım. Hatta bunu en başa da yazmak gerekir. Pakistan, Türkiye'nin bütün stratejik konularında Ankara'nın en önemli destekçilerinden bir tanesi. Kıbrıs konusunda belki de dünyada ilk adım atacak ülkelerin başında geliyor ve Kıbrıs'ı tanıyabileceğinin önemli sinyallerini de verdi. Biraz önce söylediğimiz gibi üçlü bir platform kurulmuştu. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye arasında bu üçlü platformun İslamabad'da yaptığı zirvede de yine Kıbrıs konusu gündeme geldi. Bunun üzerine de konuşmalar ve fikir alışverişinde bulunuldu. Ve bu konuda çeşitli adımların atılacağının sinyallerini Pakistan ne zamandır veriyor. Yani Doğu Akdeniz'deki ABD planlarının karşısında da yine Pakistan'ı görüyoruz. Bununla da sınırlı değil Türkiye ile olan ilişkilerinde. Özellikle savunma sanayi alanında iki ülke üst düzeyde ilişkiler geliştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye biliyorsunuz savunma sanayi alanında ciddi baskılar uyguluyor. S-400'ler almasının karşısında yaptırımlara tabi tutuyor. Bu diğer taraftan Washington kendi NATO silahlarını vesaireleri Türkiye'ye vermeyeceğini de ilan etti. İşte çeşitli F-35 programlarından çıkarılması, şunlar bunlar, hepimiz bunları biliyoruz. Bu noktada da yine Pakistan ABD planlarının karşısında Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlendirilmesinde ve hatta belki de nükleer konusunda da yine Türkiye ile çeşitli işbirliği yapabilecek bir düzeye gelmiş durumda Ankara ile İslamabad'ın ilişkileri. Bütün bunların hepsi alt alta koyduğunuzda ciddi bir suç zinciri oluşturuyor Pakistan'ın, ABD açısından. Bu noktada tabii Pakistan'ın hedef alınmasını anormal olarak görmemek lazım. Ve hatta Avrasya ülkeleri arasında belki de bütün bu Avrasya'nın önde gelen, başını çektiği ülkelerle hepsiyle üst düzeyde ilişkisi olan belki de tek ülkede diyebiliriz. Yani bunlara da tabii İran'ı da eklemek lazım. İran-Pakistan ilişkilerinin de yine iyi düzeyde bulunduğunu söylemek lazım. Yani başka Avrasya ülkelerine baktığınızda belki Avrasya İttifakı içerisinde
farklı ülkelerle iyi ilişkileri olabiliyor, fakat bazılarıyla olumsuz veya çok da iyi olmayan ya da yeterli düzeyde potansiyelini karşılamayan diyelim ilişkiler geliştirmiş olabiliyor farklı ülkeler. Fakat Pakistan Çin'iyle, Rusya'sıyla, Türkiye'siyle, İran'ıyla, Azerbaycan'ıyla, bununla birlikte tabii Körfez'le Katar'ı vesaire gibi farklı ülkelerle de yine oldukça iyi ilişkiler geliştirmiş durumda. Bütün bunların hepsi tabii Pakistan'ı hedef haline getirdiğini ve ABD'nin de bundan İmran Han'ı ve yönetimini sorumlu tuttuğunu ve bu temelde Pakistan'da gelişmelerin yaşandığını söyleyebiliriz. Çok teşekkürler Sayın Mehmet Perinçek. Aslında çok kutuplu dünyada Pakistan'ın konumlanışı Amerika Birleşik Devletleri'ni harekete geçirdi de diyebiliriz bu anlamda. Şimdi biraz da İmran Han'ın içeride izlediği stratejiyi konuşmak istiyorum. Işık Günak Fırat çok iyi takip etti bu süreci de. Pakistan'ı da ziyaret etmişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İmran Han'ı yıkma planını nasıl devreye soktu içeride? Biraz bunu anlatalım. 15 Temmuz örneği gösteriliyor, evet. Türkiye'de, Pakistan'da. Bu çok önemli. Ve İmran Han hangi stratejiyi koydu Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında? Bunların bütününde İmran Han'ın şu anda geldiği nokta bize neyi anlatıyor? Evet, aslında bu İmran Han'ın karşı karşıya kaldığı saldırı Amerika'nın bu renkli devrimlerle, bizim darbe dediğimiz çeşitli yöntemlerle darbe yaparak direnen hükümetleri, bağımsızlıkta ısrar eden hükümetleri hedef almaya devam ettiğinin çok açık bir göstergesi. Ve Macaristan, Sırbistan örneklerini tabii çok olumlu olarak verdik. Orada bağımsız çizgi izleyen iki cumhurbaşkanı yeniden, başbakan yeniden seçildiler. Fakat Pakistan'da şu an itibariyle Amerika'nın hamlesi, girişimi başarıya ulaştı. Ona karşı bir hamle başlattı İmran Han. Başta bunu akamete uğratmak üzere bir plan geliştirmişti. Bu Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu güvensizlik oylamasının yeniden yapılması kararıyla boşa çıktı. Fakat şimdi İmran Han burada geri adım atmadı ve örgütlü bir halkı hiç kimsenin yenemeyeceğini gösterecek bir adım attı. Bence en önemlisi bir tabii ki direnme kararlılığı var. Çok güçlü bir irade ortaya koydular. Yani kriz kızıştıkça İmran Han'a geri adım attıramadılar. İmran Han biz köleniz değiliz demeye devam etti. İmran Han Amerika'ya daha şiddetli bir şekilde eleştirmeye başladı. Sürecin başında şöyle ifade etmişti kendisi. Yine İslamabad'da 27 Mart'ta yanılmıyorsam çok büyük bir kitleyi topladılar. Orada 3 Mart'ta verilmiş olan bir tehdit mektubundan bahsetti. 3 Mart'ta Amerika'nın dışişleri üst düzey yetkililerinden bir tanesi Pakistan'ın Washington Büyükelçisi'ne bir mektup veriyor ve mektubun içerisinde mealen ya İmran Han bırakır ya da Pakistan bedel öder diye bir tehdit yer alıyor. Ve buradan yola çıkarak o 27 Mart'ta yaptığı İslamabad mitinginden itibaren şunu vurguladı. Bu bir dış komplo. Bunun arkasında Amerika var. Amaçları anayasaya aykırı bir şekilde bizim içimizdeki bazı milletvekillerini satın alarak, ki onun adına da at pazarlığı dediler. Ve bu arada Pakistan Anayasası'nda böyle ilginç maddeler de var. İstifa etmeden karşı oy veremiyorsunuz. Grubunuzun ortak tutumunu delemiyorsunuz. İstifa etmeden deldiler örneğin. Koalisyon ortakları karşı tarafa geçti. Fakat bu karşı taraf dediğimiz yapı ki Şahbaz Şerif şimdi yeni başbakan oldu. Onun etrafında kümelenen aslında anti İmran Han cephesi. Yani aynı Türkiye'deki Erdoğan karşıtları cephesi gibi. Bunların kendi aralarında bir birlik yok. Siyaseten bir program bütünlüğü de yok. Aslında bir bütünlük var. Hepsi Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne daha ılımlı yaklaşma taraftarı. Ve dolayısıyla böyle bir hamleyle karşı karşıya kaldı İmran Han. Fakat bu son Anayasa Mahkemesi kararından sonra aldığı karar çok öğreticidir. Yani herkes şunu söylüyor. Bu millet yaşıyor. Bu millet uyandı. Yaşayan bir milletiz biz diyorlar. Gururlu bir millet olduklarını vurguluyorlar. Ana sloganları İtal hükümete hayır. O da çok güzel bir kavram, İtal hükümet kavramı. Yani bu bizim içimizden çıkan bir hükümet değil diyor İmran Han. Bunu Amerika pek çok yerde yaptığı gibi getirdi paraşütte Pakistan'a yerleştirmeye kalktı diyor. Aynı şekilde satın alınan milletvekillerine karşı bir tepki var.
Şimdi bugün itibariyle yaşananlar da yine Sayın Volkov da söyledi bunu. Şu anda yeni başbakan olarak Şahbaz Şerif seçildi. İmran Han hemen... Neden Şahbaz Şerif? Amerika Birleşik Devletleri'nin tercihi. Şu an tabii doğal tercih. Yani orada Amerika'nın o yerine bu gibi bir tercihi yok. Çünkü ana muhalefet partisi ve açık ara muhalefet cephesinin en yüksek milletvekili sayısına sahip partisi. Şahbaz Şerif aynı zamanda daha önceden 3 kere başbakanlık yapan Nevaz Şerif'in de küçük kardeşi. Şimdi o Şerif ailesine ayrıca değinmek lazım. Tamam, bu abi, bugünkü tabii. Şeyi bir tamamlayalım, bugün yaşananları. İmran Han hemen o oylama öncesinde parlamentoya gitti. Yani dünkü o televizyon ekranlarına da şu anda yansıyan, yani her şehirdeydi. Yani ben çok geç saatlere kadar takip ettim. Gerçekten şuna baktım yani. Açtım şeyden, Wikipedia'dan şeylere baktım. Nüfus sayısına göre şehirlere. Burada da var mı, şurada da var mı? Aradım. Gerçekten her şehirde vardı. Dolayısıyla bu yaşanan olay bir bindirilmiş kıtaların tek bir yerde toplayıp bir gövde gösterisi değildi. Bir halk ayaklanması, bir kitle hareketiyle karşılık vermiş oldu İmran'a. Ve gerçekten şunu gördük. Bakın bu yine kararlı durabilirdi, yine eleştirebilirdi. Yine direnecek bir çizgide olabilirdi ama örgütlü gücün oyunu bozacak karşılığı verebildiğini gördük. Yine Volkov ifade etti, Şahbaz Şerif en güçsüz hükümet oldu diye. Çünkü gücün kaynağı halk. Onu sürekli vurguluyorlar. Bakın sokaklardaki duruma bakın. Bir de kurulan, o işte ayak oyunlarıyla, katakullilerle kurulan hükümete bakın. Arada büyük bir zıtlık var. İmran Han bunu gördüğü için sabah gitti parlamentoya, grup toplantısını yaptı ve ondan sonra çıkışını da ilan etti. Biz dedi 16 milyar 8 milyon rupi hakkında yolsuzluk kararı bulunan veya davası bulunan bir insanın başbakan olmasını Pakistan halkına hakaret kabul ediyoruz dedi. Ardından da dedi ki bütün milletvekillerimiz ki 271 sandalye var parlamentoda, 150 milletvekili var Pakistan Adalet Hareketi'nin PTI kısaltması. Hepsi istifa ettiler böyle İmran Han başta olmak üzere ve şimdi sineyi millete döndüler. Ve protestolarla devam edecekler, aktif bir şekilde direnecekler. Talepleri çok açık, çok net. Madem siz çok demokratsınız, onların cephesinin de adı var, demokratik işte halk cephesi gibi. Madem çok demokratsınız, gelin seçimlere gidelim, görelim boyunuzun ölçüsünü diye karşılık verdi. Ve şimdi zorladığı şey o, parlamentonun yarısı boş. Tam 170 milletvekiline ulaştılar ama karşısında muhalefet yok, ana muhalefet yok. Sokaklarda müthiş bir isyan var. İthal hükümeti kabul etmiyoruz diye. Dolayısıyla İmran Han'ın bu stratejisinin şu an o heves içerisine giren, bakın düşürdük diye sevinç naraları atan şeyin muhalefet, Amerikancı muhalefet cephesinin hevesini kursağında bıraktığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki birkaç ay içerisinde bu seçimlerin yapılması için koşulları adım adım daha da olgunlaştıracağını düşünüyorum. Aynı zamanda da şunu da belirtelim. Yine belirtmişti Pakistan'dan katılan temsilci. Şu anda İmran Han kariyerinin en yüksek zirvesinde olduğu söyleniyor. Bakın ekonomik krize rağmen oy oranları açısından hiç bu kadar popüler olmadığı söyleniyor. Bu dik duruş, örgütlü tavır, bunun aslında Amerika'nın kendi kendisinin kuyusunu kazdığını, o zafer dediklerinin bir Pirus zaferi olduğunu gösterir nitelikte. Teşekkürler Işık Günak Fırat. Ceyhun Bozkurt, gözlemlediğimiz şu aslında Amerika Birleşik Devletleri hata yaptıkça daha büyük hatalara sürükleniyor. Pek çok örneğini gördük. Biraz önce Sayın Mehmet Perinçek de aslında bölgesel durumu biraz özetlemiş oldu bizlere. Şu an Pakistan ne öğretiyor bize? Pakistan bize direnmeyi öğretiyor yine. Yani biz zaten direnişi biliyoruz. O ayrı. Ama Pakistan dünyaya, aslında bize değil, dünyaya direnmeyi gösteriyor. Şimdi İmran Han'la ilgili ilginç bir detay vardır, anekdot. Yani İmran Han'ın aslında teslim olmayacağını, mizacının da direnişe çok müsait olduğunu gösteren. Şimdi İmran Han eski Pakistan milli takımının kriket takımının kaptanı. 1992 yılında Dünya Kupası, kriket Dünya Kupası yapılır, oynanırken biraz mağlubiyetler falan başlayınca şunu söylüyor arkadaşlarına, takım arkadaşlarına. Yani diyor ki buradan diyor, köşeye sıkışmış kaplanlar gibi saldırarak çıkacağız diyor. Köşeye sıkışmış kaplanlar gibi. Ve o sene Pakistan Dünya Kriket Kupası'nı alıyor. Yani İmran Han'ın yenilgiye karşı bir anlamda, yani neden milyonlar sokağa çıkıyor aslında bunu görüyoruz. İmran Han bir lider.
Buna çok küçük bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Şimdi İngilizce arkanda skipper, behind you skipper diyorlar. Skipper aslında krikette kaptan demek. Ve kaptan Pakistan'da da kaptan. Tabii. Her yerde kaptan sözünü duyabilirsiniz. Tabii. Arkandayız diye. İnanılmaz derecede Pakistan'da çok seviliyor. Eskiden beri çok seviliyor ve hakikaten lider ve halkını da liderliğin başına geçmiş. Deyim yerindeyse geminin kaptan köşküne oturmuş ve Pakistan'ı o hakkı olan bağımsız rotaya sokmaya çalışıyor. Kime karşı? Elbette ki Amerikan emperyalizmine ve onun müttefiklerine karşı. Şimdi İmran Han geldiği zaman Işık sağ olsun hakikaten çok ciddi çalışmalar yaptı. Şimdi eksik olan taraf varsa Işık'tan destek de isterim. Şimdi İmran Han iktidara geldiğinde Pakistan'ın daha öncesindeki iktidarları ciddi şekilde zaten deyim yerindeyse ekonomiyi alt üst etmişlerdi. Şimdi İmran Han bunu görünce işte vergi sistemi iflas etmiş, kasa tam takır deyim yerindeyse, ondan sonra 2-3 ay yetebilecek döviz rezervi var. Böyle bir ekonomi buldu. İmran Han bunu düzeltmek için Amerika'ya yanaşmak yerine alternatiflere gitti. Nedir? Yani deyim yerindeyse işte hani biz de hep diyoruz ya, yeni bir dünya kuruluyor diyoruz ya. İşte o yeni kurulan dünyayla iletişim kurmaya çalıştık. Nereyle kurmaya yoğun bir şekilde çalıştık? Rusya ve Çin'le. Nereyle? İran'la. Nereyle? Hatta gitti yine mali anlaşma yapmak için Amerika'yla yapmadı ama Suudi Arabistan'a gitti mesela. İletişim kurdu. Zaten tarihsel bağ çok kuvvetli olan Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmeye çalıştı. Malezya ile kurdu. Yani baktığımız zaman İmran Han kurtuluşun bölge merkezli, bizim yıllardır savunduğumuz o bölge merkezli politika olduğunu zaten en başında gördü. Ve bir şekilde ekonomiyi toparlamaya çalıştı. İlk başta ciddi mecburen zamlar yapmak zorunda kaldı ama bakın buna rağmen halk arkasında durdu. Çünkü kaynağını da söyledi. İşte az önce değerli dostumuz, o Pakistan'dan bağlanan dostumuz aktardı. Yani gelen kişilere bakıyoruz. Aslında Pakistan'ı krizlere sürükleyen kişiler şu an bir şekilde bir darbe gerçekleştiriyor aslında. Amerikan destekli darbe. Ha, ilginçtir. İmran Han nasıl Amerikan emperyalizmine karşı bağımsızlığın mücadelesini yürütüyorsa, o geleneği bir anlamda devam ettiriyorsa, benzer biliyorsunuz geçmişte yine Pakistan'da işte meşhur Zülfikar Ali Bhutto hadisesi vardır. Ali Bhutto da Amerika'nın o bölge politikalarına karşı duruş sergilediği için o dönem Pakistan içi dengelerde henüz altyapı deyim yerindeyse daha oluşmadığı için aynen bizdeki 12 Eylül o Kenan Evrenler'in yaptığının bir benzeri öncesinde Ziya-ül Hak üzerinden Pakistan'da gerçekleştirilmiş ve Ali Bhutto devrilmişti. Ve hatta sonrasında idam edildi. İşte İmran Han o Ali Bhutto geleneğinin, o bağımsızlıkçı geleneğin devamı olarak da tanımlanıyor. O açıdan işte Amerika, az önce Mehmet Perinçek çok güzel aktardı. Yani o son gelişmeler çerçevesinde kuşak yol boyutu, bölgesel ilişkiler falan boyutu, işte bizim Karabağ mücadelesindeki o ortaklaşmamız, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan bir hat oluşturmamız falan. Şimdi İmran Han bu noktada işte birilerini rahatsız ediyor. Amerika deyim yerindeyse bölgede yenilirken saldırganlaşıyor. Şimdi Afganistan'da yenilirken Pakistan'dan her türlü baskıyı yaptı, bulamadı. Şimdi gelenleri şöyle tanımlayalım. Işık bilir bu olayı. Çünkü ciddi çalıştı. Bakın gelenlerin mantığını Amerika'ya teslimiyeti görmek açısından söyleyeyim. Şu an işte o bir koalisyon oluşturmuşlar. İmran Han'ı devirmeye yönelik işte. Onlardan bir tanesinin mesela iktidar olduğu dönemde 2011 yılı Amerikan istihbaratının çalışanı Lahore'da iki tane durup dururken yani iki Pakistan vatandaşını öldürüyor. Ondan sonra katlediyor yani. Ve bu CIA elemanını hemen şey yapıyorlar, mevcut o dönemin iktidarı bunları almıyor. Hatta o dönem orada olan şu anki mevcut Dışişleri Bakanı o partide üyeymiş. Tepki gösteriyor, istifa ediyor. Ve o Amerikan istihbaratı elemanını daha sonra yurt dışına kaçıyorlar. İşte bu zihniyet bugün Pakistan'da İmran Han'a karşı harekete geçirildi. Birilerini destekleyerek şey yapıldı. İşte Pakistan halkı bunu gördüğü için şu an İmran Han'ın arkasında bütün sokaklarda, bütün kentlerde direniş gösteriyor. Bu açıdan hani hatırlarsınız, ben biraz şeye de benzetiyorum. Hugo Chavez bir dönem bir darbeyle karşılaşmıştı.
3-4 gün sonra geri döndüm. Hatta son, yani sonraki açıklaması şuydu. Geri döneceğimi biliyordum ama bu kadar çabuk döneceğimi bilmiyordum diye. Yani biraz buna benziyor. Türkiye'de de benzerini yaptılar. 15 Temmuz'da bir işgal girişimi yaptılar. Orada da püskürtüldü. Burada da şimdi Pakistan'da yapıyorlar. Muhtemelen burada püskürtülecek. Çünkü dünya eski dünya değil. Şimdi Çin eski gücünde değil. Daha güçlü. Rusya daha güçlü. Türkiye, Pakistan'ın kadim dostu daha güçlü. Bölge ülkeleri daha güçlü. Şimdi müdahaleler yapılacak. Yapılacak. Yapılıyor. Ama dostların da deyim yerindeyse desteği gelecek. Bizler de şimdi yayınlarla, kamuoyları üzerinden elimizden geldiğince bu mücadelenin haklılığını anlatacağız. Türkiye hükümetler nezdinde, diğer ülkelerin hükümetleri muhtemelen gereken müdahale değil bakın. Desteği, Pakistan halkına destek. Çünkü bugün verilen aslında bizim yaptığımız Pakistan halkına destektir. Yani o açıdan ben bu darbenin püskürtüleceğini düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda olur. Pakistan daha fazla zarar görmeden sonuçlanır. Ve Amerika'nın en son yine o coğrafyada yine yenileceğini düşünüyorum. İmran Han'ın dönüşü de kısa sürede olacaktır İnşallah. Diye umut ediyoruz. Sayın Perinçek, hemen size dönmek istiyorum. Şimdi Rusya'nın buradaki olaylara bakış açısını ve bu olayların Rusya'da nasıl yankılandığını da merak ediyoruz aslında. Çünkü Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı operasyonu devam ediyor. Bugün Lavrov müzakereler devam ettiği takdirde bu operasyonların da süreceğini bir kez daha vurguladı. Pakistan'da bu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı meydan okuma Rusya'da nasıl yankılandı? Sesiniz kısık sanırım Sayın Perinçek. Şimdi açıldım. Rusya'nın son dönemdeki en yakın diyelim ortaklarından biri olarak anabiliriz Pakistan'ı. Çünkü bu operasyonun başlamasının ardından, yani Ukrayna'ya yönelik operasyonun başlamasının ardından Pakistan Rusya'ya dönük en diyelim yakın siyaseti izleyen, çizgiyi izleyen ülkelerden biri oldu. Yaptırımlara uymaması, Birleşmiş Milletler'de ki oylamalarda aldığı tavır, operasyonun hemen başında Rusya'da gelmesi, Putin'le görüşmesi, anlaşmalar imzalanması. Dolayısıyla baktığımızda Rusya Pakistan'a yönelik bu hamleyi bir taraftan kendisiyle de doğrudan bağlantılandırıyor. Çünkü Rusya'yı kuşatma planlarından bir tanesi de Pakistan'ın teslim alınmasından geçiyor. Yani Pakistan'ın teslim alınması sadece Pakistan'ı ilgilendiren bir mesele değil. Çin'i de doğrudan ilgilendiriyor. Rusya'yı da doğrudan ilgilendiriyor. Azerbaycan'ı da, İran'ı da, Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bütün bu ülkelere diz çöktürmek ve kendi planlarını bu ülkelere tırnak içinde kabul ettirmek amacıyla tabii bütün bu ülkeleri bir kuşatma stratejisi izliyor. Nasıl Türkiye Suriye üzerinden, Doğu Akdeniz vesaire üzerinden kuşatılmak isteniyorsa aynı şekilde Rusya da Karadeniz üzerinden, Orta Asya üzerinden, Avrasya'nın kalbi diyelim üzerinden kuşatılmaya çalışılıyor. Bu bakımdan Rusya'nın da Pakistan'daki gelişmelere bakışı tamamen İmran Han'a destek üzerinden olduğunu söyleyebiliriz. İmran Han'a destek üzerinden olması oldukça önemli. Şimdi çünkü Türkiye'de gözler aslında bir yandan da özellikle Türkiye-Pakistan ilişkilerinin çok güçlü olduğunu ve Pakistan'ın teslim alınmasının sadece Pakistan'ı ilgilendiren bir durum olmadığını düşünürsek burada Türkiye'nin de İmran Han'ı desteklemesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Tabii, yani bu tartışmasız bir konu. Türkiye'nin bu Pakistan'da yaşanan gelişmelerdeki çıkarı tamamen da kalmasından geçiyor. Bunun en önemli sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin nerede güçlü olursa orada Türkiye'nin de kaybedeceğidir, Rusya'nın da kaybedeceğidir, Çin'in de kaybedeceğidir, Pakistan'ın da Azerbaycan'ın da oradan zararlı çıkacağıdır. İşte bu meseleye böyle baktığınız zaman Türkiye'nin tabii kişisel bazı kişilerin ilişkileri üzerinden değil, Türkiye'nin çıkarları açısından baktığımızda, ABD'nin çıkarları değil, Ankara'nın çıkarları açısından baktığımızda
Türkiye'nin tabii bütün çıkarı Pakistan'da Amerikan oyununun bozulmasından geçiyor. Ve Pakistan biraz önce de söylediğimiz gibi Türkiye açısından çok önemli bir ortak. Hele hele Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sıkıştırıldığı bir dönemde KKTC konusunda Pakistan'ın atacağı adımlar gerçekten önemli bir rol oynayabilir. Şimdi Amerikan kuklası bir hükümetin kesinlikle KKTC konusunda bir adım atmasını umamazsınız, bekleyemezsiniz. Diğer taraftan Pakistan nükleer bir güç. Bu da çok önemli. Dünyadaki nükleer güç olan belki de bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin Çin'le olan ilişkilerinde aynı zamanda Pakistan bir köprü rolü oynadığını da söyleyebiliriz. Hem askeri işbirliği, savunma sanayi işbirliği alanında vesaire. Biliyorsunuz bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve basınında da oldukça endişe duyduklarını belirten yazılar çıktı. Özellikle savunma sanayi alanında ve nükleer alanda Pakistan'ın Türkiye ile Çin arasında bir köprü görevi gördüğü endişelerle dile getirilmişti. Şimdi bu köprüyü tabii patlatmak da istediklerini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Güney Kafkasya'daki süreç açısından da Pakistan'ın geleceği önemli. Çünkü oradaki Karabağ meselesi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması, orada bir istikrarın kurulması ve oradaki normalleşme sürecinin doğru bir şekilde ilerlemesi açısından Pakistan'ın gösterdiği desteği de yine ifade etmek lazım. Afganistan konusunda yine Türkiye'nin çıkarlarının ve Afganistan-Türkiye ilişkilerinde de Pakistan'ın önemli bir rol oynadığını belirtmek gerekir. Bu açılardan baktığınızda Türkiye'nin en kritik meselelerde Pakistan'da tabii her tarafta bir kader ortaklığı var ama kritik meselelerde de Pakistan'ın önemli bir rol oynadığını göz önünde bulundurduğumuzda mutlaka Türkiye'de tabii bu Pakistan'daki bu gelişmeleri kayıtsız kalamaz ve İmran Han'ın da tabii ve egemen bir Pakistan'ın bir iktidarın orada kurulması da Türkiye'nin hayati çıkarlarıyla tamamen bağlıdır. Sayın Perinçek, hemen akabinde şunu da sormak istiyorum çünkü merak ediyorum. Türkiye bu konuda sessizliğini koruyor şu anda. İmran Han'a direkt olarak bir destek söz konusu değil. İmran Han'ın geri dönmesinden bahsediyoruz. İktidarı yeniden ele almasından bahsediyoruz. Böyle bir süreç olduğu takdirde Türkiye eğer İmran Han'a şu an destek vermezse, İmran Han yeniden iktidar olduğunda Türkiye-Pakistan ilişkilerinde bir çatlak oluşabilir mi sizce? Hem çatlak oluşmaz ama tabii burada bir ilişkilerin çok daha istenen düzeye gelmesinde yavaşlamalar gerçekleşir. Çünkü iyi dost biliyorsunuz kötü günde belli olur diyoruz. Türkiye eğer kötü günde Pakistan'daki milli güçlere sahip çıkmazsa, onlara destek olmazsa, kötü günde onlara dostluğunu Türkiye göstermezse o zaman tekrardan iktidara geldiklerinde ilişkiler çatlamaz, bozulmaz vesaire ama istenilen düzeye gelmesi açısından çeşitli yaralar alacaktır veya bazı güvensizlikler oluşabilecektir. Bu güvensizliklerde tabii ilişkilerin istenildiği gibi yani Türkiye ile Pakistan ilişkilerini bozulması belki gündemde olmaz ama istenilen düzeye gelmesinde sıkıntılar tabii ki yaşanabilir. Yani burada tabii sadece tarafsız kalmak, gözükmenin ötesinde oradaki gelişmeleri diyelim İmran Han'ın aleyhine baltalayıcı yayınlar yapmak da oldukça kötü. Şu an tam bu konuyla ilgili onu şey yapayım, Mehmet Perinçek, ondan sonra da bir parantez. Yeni Şafak girmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu.
Eminim sizin liderliğinizde Pakistan, Türkiye'nin kardeşlik bağları güçlenecektir ifadelerini kullandı. Son derece mutlu olduklarını iletmiş. Yeni Şafak'ın geçtiği haber. Sorumun üzerine gelen bu açıklama Sayın Perinçek. Yani son dakika, yani Yeni Şafak'ın haberi olarak söyleyeyim. O açıdan bir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama değil ama böyle bir haber düştü şimdi. Şimdi 15-16 Temmuz'dan sonra FETÖ eğer iktidara gelseydi ve Pakistanlılar da gidip FETÖ iktidarını tebrik etselerdi herhalde buna benzer bir durum olacaktı. Yani bunun ikisi arasında bir fark olmadığını söylemek gerekir. Burada Türkiye meselelere mutlaka bütüncül bir stratejiyle yaklaşması gerekiyor. O da şudur, Amerika Birleşik Devletleri eğer Pakistan'da kazanırsa Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de, Suriye'de de, Karadeniz'de de veya Güney Kafkasya'da da işleri daha da zorlaşacaktır. Bütün Pakistan'daki meselelere böyle baktığınızda İmran Han'ın yanında olmak, onu desteklemek tabii ki Türkiye'nin ve önümüzdeki dönemde de Türkiye-Pakistan ilişkileri açısından önem arz edecektir. Tabii bu tür kutlama mesajları vesaireler belki formaliteden vesaireden yapılıyor olabilir ama bunun diyelim Türkiye'nin daha önceki iktidardaki muhatabı olan İmran Han ve Pakistan'ın da gerçek iktidarı sahipleri olan İmran Hanlar tarafından da olumsuz karşılanacağını da düşünmek gerekir. Bunun aslında olumsuz örnekleri geçtiğimiz günlerde sadece bugün değil daha önce de yaşandı. Yeni Şafak gazetesinin attığı manşetler, aldığı tavır İmran Han ve oradaki milli güçler tarafından da tabii oldukça üzüntüyle karşılandı. Şimdi siz Şahbaz'ı desteklediğiniz zaman şimdi o sokaktaki şimdi de ekranlarda da gözüküyor. Onlara karşı çıkmış oluyorsunuz. Onlara sırtınızı dönmüş oluyorsunuz. Şahbaz'ı desteklediğinizde Pakistan'daki milli güçleri elinizin tersiyle etmiş oluyorsunuz. Bununla birlikte Şahbaz'ı desteklediğinizde Avrasya İttifakı içerisindeki yine Pakistan'ın milli güçlerini destekleyen diğer ülkelere de diyelim elinizin tersiyle etmiş oluyorsunuz. Yani bu verilen mesajlar tabii bir formalitenin ötesinde de herkes tarafından anlaşılacaktır ve Türkiye'nin de uluslararası itibarını sarsacaktır. Ha, Washington'dan belki biraz aferin alabilirsiniz ama Washington'dan size gelecek diyelim başka bir şey de aferin ötesinde başka bir şey de gelmez. Yine Amerika sizin arkanızı oymaya devam eder, altınızı oymaya devam eder. İmran Han'a yapmak istedikleri, İmran Han'a yaptıklarını ve yapmak istediklerini size de yapmaya devam eder. Ama siz o zaman o durumlara düştüğünüzde bu sefer Pakistan'da ve Pakistan'ın gerçek sahiplerini de yanınızda göremezsiniz. O bakımdan Ankara'nın bu süreçteki diyelim politikaları ve hükümet çevrelerindeki diyelim basının Yeni Şafak tabii burada altını çizmek lazım çünkü hükümet içerisinde de evet yani hükümetin içerisinde çok tepkiler de oldu hükümet çevrelerinde ve hükümet basınında da diyelim hükümeti destekleyen basında da Yeni Şafak'a çok büyük tepkiler oldu. Şimdi bunların hepsi ileride döner yine sizi vurur güvensiz kişi durumuna düşersiniz güvensiz bir hükümet durumuna düşersiniz zor gününde dostunun yanında olmayan tırnak içerisinde bir dost durumuna düşersiniz o bakımdan Şahbaz'ın tebrik edilmesi ve ondan önce de Yeni Şafak'ın yaptığı yayınlar tabii Türkiye'nin hanesine bir eksi olarak yazılacaktır.
Teşekkürler Sayın Perinçek. Denk geldi. Bu arada Yeni Şafak'ın da ilk yayınlayan internet sitesi olması da mı denk geldi onu bilmiyorum ama Ceyhun Bozkurt'un aktardığı bilgiyi tekrar aktarayım ben izleyicilerimize de. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şerif'i arayarak tebriklerini iletti, ifadelerini kullanıyor. Eminim sizin liderliğinizdeki Pakistan Türkiye'nin kardeşlik bağlarını güçlendirecektir ifadelerini kullandığı söyleniyor. Şimdi Pakistan'da da Şahbaz'ın ifadeleri var Türkiye'ye yönelik. Onu da aktarmak istiyorum. Şahbaz Şerif, Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu söyleyerek Ankara'nın daima İslamabad'ın yanında durduğunu söyledi. Şimdi karşılıklı mesajlar ve açıklamalar olduğu açık bu konuda. Ceyhun Bozkurt, hemen sizin yorumunuzu alayım. Bu konuda Türkiye'nin yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin yaklaşımı şimdi yani Mehmet Perinçek de vurguladı. Tabii ki bir formalite gereği sonuçta bir siyasi süreç şey yapılıyor. Ama siyaset üzerinden, mesela bakın Amerika'nın o tehdit mektubu çıkmasa, öyle bir mektup olmasa, o tür girişimler olmasa, iç denge noktasında tartışmalar olsa, bir siyasi süreç işlese, biz de eleştirebiliriz, gelenlerin politikalarını eleştirebiliriz, politik vaatlerini eleştirebiliriz. Ama biz bir darbe tanımı yapmayız. Ama söylediğim etkenlerden dolayı ciddi bir şekilde Pakistan'ın meşru hükümetine karşı bir müdahale yapıldı. Aynen deyim yerindeyse 57. hükümet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 57. hükümeti nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgaline karşı bir tavır sergilendiği için ekonomik krizler, siyasi operasyonlarla yani bakıldığında aslında her şey gayet meşru gözüküyordu. Ama meşru değildi, derinde başka bir neden vardı. Aynen. Bugün Pakistan'da yaşanan bu. Şimdi bu nedenle elbette ki Pakistan siyasetinde bir iktidar değişikliği olursa elbette ki hep savunduğumuz gibi hatta Suriye meselesinde de onu söylüyoruz. İletişimi kopartmak olmaz, iletişim kurmak olur. O ayrı. Ama burada formalite gereği bir telefon açıp sonuçta Pakistan halkı her zaman bizim hakikaten kadim kardeşimiz. En sıkıntılı dönemimizde onlar bizim yanımızda oldu. En sıkıntılı dönemlerinde biz onların yanında olduk. Bu nedenle formalitenin ötesine geçip eğer hakikaten çok mutlu olduk şeklinde bir ifade kullanılırsa işte sokaktaki kesimi biz karşımıza alırız. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti iletişimi kesmez. Ama burada Mehmet Perinçek'in sorduğu soru önemli bir sorudur. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle iktidara gelen bir Pakistan yönetimi Karabağ'da hangi tutumu alacak? Kıbrıs meselesinde hangi tutumu alacak? Savunma sanayi işbirliklerinde hangi tutumu alacak? Türk savunma sanayine ambargo uygulayan, yaptırım uygulayan bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Yani o çizdikleri sınırı aşabilecek mi bu yönetim? Türkiye'nin ve Pakistan'ın ulusal bağımsızlığı, ulusal çıkarları için ortak hareketi göze alabilecek mi? Yani Asya'daki çıkarları, Pakistan halkının bugün Rusya ile gerilimi mi? Çin'le gerilimi mi öngörüyor? Yarın öbür gün Hindistan'la yaşanan bir sorunda Amerika ne kadar yanında yer alacak? Yoksa bölge ülkeleri mi Pakistan'ın Hindistan'la gerilimini çözerek, çünkü bölgede bir kaos hiçbir ülkenin işine gelmiyor. Hindistan-Pakistan çatışması hiçbir ülkenin işine gelmiyor. Pakistan halkı, Hindistan halkı da dahil olmak üzere. Amerika tam tersine çatışmayı besliyor bölgede, gerilimi. Bu nedenle şimdi mevcut hükümetin alacağı pozisyonu görüp, bakın formalite gereği aranabilir, hayırlı olsun denir, şey yapılabilir. Ama çok böyle iddialı, üst perdeden cümlelerle bunu koymak, ortaya koymak ciddi sıkıntılar verir. Türkiye-Pakistan ilişkilerine zarar verir. Yarın öbür gün diyelim ki seçim oldu, erken seçim oldu ve İmran Han çok daha güçlü geldi. Ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunu geçmişte yaşadı, çok benzer şekilde. Şimdi İmran Han çok daha güçlü gelince ne olacak? O yüzden çok dikkatli bir dil kullanmamız gerekiyor. Ki hakikaten hükümeti destekleyen medyada da görüş ayrılıklarını görüyoruz. Mesela meseladan sonrası da reklamdan tamam. Devam edelim isterseniz reklamdan tamam. Sonra. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Görüş alanı kaldığı yerden sonra devam edecek. Bu
Ulusal Kanal ekranlarında görüş alanına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bir sıcak bilgiyi de verelim. Biz programa başlamadan kısa bir süre önce İstanbul'da bir deprem hissedilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Yerlikaya Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak olumsuz bir durum olmadığını ifade etti. 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği ifade ediliyor. Hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Ceyhun Bozkurt'la konuşuyorduk. Buyurun Ceyhun Bozkurt. Şimdi dediğimiz gibi iktidarın içinde de şu an bir tartışma var. İktidarı destekleyen medya organlarında da bu tartışmayı görüyoruz. Çünkü şimdi bir taraf şunu görüyor. Türkiye'nin karşısındaki problemlerin kaynağı ne? Yoksa hep vurguluyoruz. Biz kimsenin kaşı deyim yerindeyse kaşı gözü için şununla görüşelim, şununla diplomasi kuralım değil. Şimdi tehdidin kaynağına bakıyoruz. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehdidin kaynağı belli. Atlantik, yani Amerika merkezli Atlantik politikaları ve bunu destekleyen Avrupa Birliği politikaları. Yani bir Batı dünyası. Çünkü PYD'yi onlar destekliyor. Kıbrıs'ta onlar Kıbrıs Türk'ünü yok sayıyor. Mavi Vatan'da haklarımızı onlar gasp etmek istiyor. FETÖ terör ve casusluk örgütünü onlar destekliyor. Karabağ'ın işgalini dünyadaki bütün ne diyelim metinler işgal olarak tanımlamasına rağmen bir türlü bitirmeyenler yine onlar. Güney Kafkasya'da falan. Şimdi Rusya geçen mesela televizyon programlarında da konuştuk. Denk geldi. Konu açılıyor. İşte Rusya işte İdlib meselesinde bizim işte şehitlerimiz var. Onun sorumlusu Rusya. Ya Rusya bizi bölmekle mi tehdit ediyor? Her bir şehidimiz bizim için önemlidir. Her bir Mehmetçiğimiz önemlidir bizim için. Ama bugün İdlib'deki şehitlerimizden bahsedenler neden terör örgütüne bile isteye Türkiye'yi de parçalayacak bir proje için binlerce tırlık silah gönderen ve binlerce şehidimizin asker olsun, polis olsun, istihbaratçı olsun, korucu olsun, vatandaş olsun binlerce şehidimizin sorumlusu Amerika'yı niye söylemiyorlar diye. Şimdi burada tehdidin kaynağı kim? Biz niye S-400'ü Rusya'dan aldık? Bu nedenle bakıldığında şimdi tehdidin kaynağını bir kesim görerek diyor ki bugün Pakistan'a yapılan müdahale de doğru değildir diyor. Yani ve bir küreselci aklın sonucudur diyor. Diğer tarafta da işte başka bir şey, başka sayıklarla, başka düşüncelerle belki de geçmişten gelen bir ilişkiler ağı çerçevesinde düşünce dünyasının benzerliği dolayısıyla duygusal mı bakıyor diyelim ama bu da yanlış. Duygusal bakış olmaz. Hep vurguluyoruz. Uluslararası ilişkilerde duygusal bakış olmaz. Hele ki Pakistan ve Türkiye gibi çok derin bağı olan iki ülke arasındaki ilişkilerde Pakistan'ın ve Türkiye'nin çıkarlarını öncelemeyen, bağımsızlık çıkarlarını öncelemeyen hiçbir siyaset başarılı olamaz. O açıdan iktidarın içindeki bölünmüşlük de bugün gösteriyor ki bugün Pakistan'da bizim savunmamız gereken Pakistan'ın bağımsızlığıdır. Ve kim bağımsızlığını öne çıkartıyorsa onu savunmaktır. Bölge merkezli politikasını kim savunuyorsa İmran Han böyle bir görüntü verdi. Sonuçta bu ilişkileri geliştirmeye destek verdi. Savunma sanayi dahil olmak üzere birçok konuda ciddi ilişkiler yaptık. İşte Milgem satışları gerçekleşti. Diğer konularda ortak hareket ettik. İşte Türkiye, Pakistan, Azerbaycan tarihte ilk defa ortak tatbikat yaptı. Mesela kardeş bu dönem. Tatbikatıydı. Aynen. Ondan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma politikaları noktasında en büyük avantajlardan bir tanesi bağımsız bir Pakistan'dır. Şimdi Pakistan bu noktada bizim yanımızda duran ülkelerden bir tanesiydi. Şimdi burada tabii ki Pakistan halkı yarın öbür gün seçim olur. Şahbaz Şerif yönetimi gelir. Artık yapacak bir şey yok. Orada tabii ki Türkiye ile Pakistan arasındaki iletişim devam edecek. Hiçbir zaman kopmayacak. Kopmamalı da zaten. Yani ama burada çok iddialı cümleler dediğim nokta o. Çok mutlu olduk. Ondan sonra tabii ki teyide de muhtaç sonuçta Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklama yok. Belki de işte arada da konuştuk. Belki de Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada arandı. Sonuçta bir meclis süreci işlediği için tebrik edildi şeklinde bir resmi açıklamaya dayanarak şey olacak ama eğer bu şekilde de bir yansıma varsa bu Türkiye-Pakistan ilişkileri açısından sıkıntılı bir sürece evrilebilir. Bunu da hiçbirimiz istemiyoruz. Çünkü bu dediğimiz gibi kişisel bir mesele değil. Bu Türkiye'nin ve Pakistan'ın çıkarları açısından son derece önemlidir Türkiye-Pakistan ilişkileri. Orada çok dikkatli bir dil kullanmak gerekiyor.
Çok haklısınız. Şimdi Yeni Şafak olunca bir kafa karışıklığı da oluyor çünkü ilk... Birçok konuda anti-emperyalist, milli duruş sergileyen de bir gazete. Dostlarımız var, şey var. Bu konuda özellikle yaptıkları ama bu konuda, paylaşımlar, evet. Evet, yani daha nesnel durabilirlerdi. Yani. İşte bunu soracağım aslında, yani bir nedeni olmalı bu şekilde mi? Örneğin Amerika'nın darbe girişimini bir çözüm, bir demokrasi olarak yansıtması da oldukça ilginçti. Şimdi bu paylaşım da daha Cumhurbaşkanlığı bile duyurmadan bu sitenin girip de tırnak içi ifadelerle bir telefon görüşmesini aktarması oldukça ilginç. Ayrıca Şahbaz'dan gelen açıklamalarda Ankara ile işbirliğini güçlendirmek adına yapılan açıklamalar, bu da oldukça enteresan. Bunu da yorumlamanızı rica edeceğim. Bir de biraz önce konuşmuştuk, Şahbaz Şerif kimdir, Şahbazlar kimdir, bize biraz aktarın diye. Onun detaylarını alacağım çünkü ilginç bir profil. Yani hem Amerikancı bir tavırla şu anda başbakan seçilen, hem de aslında zamanında geçmişte FETÖ ile de mücadele ettiği ifade edilen bir isim. Kimdir bu Şahbaz? Öncelikle şimdi İmran Han'ın karşı karşıya kaldığı bu hükümet darbesi konusunda herhangi bir tarafsızlık, hatta karşı tarafa geçmek hükümet açısından çok derin bir stratejik körlüğe işaret ediyor. Mehmet Hocam çok iyi ifade etti, yani onu desteklemenin siyasi karşılıkları var. Çünkü İmran Han'ın temsil ettiği bir sadece iç politikayı biraz oralara değindim ben ama genel çerçeveyi çok iyi çizdi Mehmet Hocam. Esas onun temsil ettiği o direnişi Avrasya ülkeleriyle birlikte yapmak. O Türkiye'de, o Avrasya'nın içerisinde. Türkiye orada Amerika'ya direndiği yerden Pakistan'la birleşiyor baktığınız zaman. FETÖ'ye karşı birleşiyor. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ı, şimdi bütün yeni oturumlar yapıyorlar Doğu Akdeniz üzerine. Türkiye'nin işgali. Her iki konuşandan bir tanesi Türkiye'nin işgali. Kıbrıs'taki işgalci Türkiye derken İmran Han İslamabad'da son İslam İşbirliği Örgütü Teşkilatı toplantısının deklarasyonuna şunu yazdırıyor, öncülük ediyor. Müslüman Kıbrıs Türklerinin davasının yanındayız. Çok çok önemli yani. İlk defa böyle bir ifade yer alıyor. İmran Han'la birlikte başlayan siyasetleri bir düşündüğümüzde, alt alta yazdığımızda bakın 2017'lere kadar işte Nevaz Şerifler yönetiyordu Pakistan'ı. Ve o Nevaz Şeriflerin yönetiminde daha önceki hükümetlerin Amerika'ya üst tahsis etme kararı uygulanıyordu. Ve o dronlarla Afganistan'da, Pakistan'da katliamlar yapıldı. O drone teknolojisini Afgan milletinin ve Pakistanlıların üzerinde denedi Amerika. Buna dik duruş gösteren, o üslerin artık burada yer almamasını sağlayacağız diye İmran Han oldu. Hatta çok çarpıcıdır, 2018 yılında o zamanki CIA direktörü Pakistan'a gittiği zaman İslamabad'a görüşmeyi bile reddetti. Bakın nereden nereye? Bunları yapan bir İmran Han. Aynı şekilde bakın Şahbaz Şerif'in şimdi Çin'le de dengeli ilişkiler kuracağı söyleniyor ki doğru. Orada Pakistan gibi bir ülke Türkiye'yi ve Çin'i böyle bir anda karşısına alamaz. Ama İmran Han'ın olaya yaklaşımına bakalım. O Çin-Pakistan ekonomik koridoru, SPEC diye geçen o koridorun çok hızlı bir şekilde atılım yapmasını sağladı. Ve o İslamabad'daki bahsettiğim İslam İşbirliği Teşkilatı'nın onur konuğu Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi. Aile fotoğrafına bakıyorsunuz, İmran Han'ın yanında Wang Yi yer alıyor. Ondan sonra 27 Mart'taki o büyük mitingde konuşurken diyor ki bakın Çin diyor Hazreti Muhammed'in yolundan yürüyor yoksulluğu bitirerek. Yani bu derece stratejik bir kenetlenme haline girmiş bir İmran Han var. Bir de ilişkileri dengeli götürecek. Ona şimdi şey yaptıkları için böyle koyuyorum. Onu parlatmaya kalktıkları için. Rusya'da ise tam tersi. Bakın o tehdit mektubunda onu atladık. Tehdit mektubundaki ifadelerden bir tanesi Rusya'ya gitmiş olması. Yine Mehmet Hocam'ın belirttiği gibi ilk günlerinde Rusya'da olması çok rahatsız ediyor. 24 Şubat, yanlış hatırlamıyorum. Evet, 24 Şubat'ta tabii tam operasyonun başladığı ilan edildiği gün oradaydı ve Rusya'da aynı şekilde Zaharova Amerika yine utanmaz bir şekilde iç işlerine karışıyor başka bir ülkenin diye açıklama yapan tek ülke de Rusya. Yani profile bakın. Kıbrıs konusunda ondan önce Pakistan'ın bu kadar net tutumları yok. İşte heyetler göndermedi. İmran Han'la birlikte başlıyor. Yani toplamda bu stratejiyi karşınıza alıyorsunuz ve belki 2-3 ay sonra görevi devredecek birisi için. Şimdi burada Yeni Şafak'ın yaptığı... Burada bir sabotaj boyutu var. Yani hükümetin tavrındaki o tarafsız kalma adı altında stratejik bir körlüğe yuvarlanma bir tarafa,
Yeni Şafak daha Cumhurbaşkanlığından bir açıklama olmadan dediğiniz gibi tırnak içi ifadelerle belki açıklama şöyle olacaktı. İşte tebrik telefonunda bulunmuştur diye olayı kapatacaklardı, formalitede bırakacaklardı. En başta İmran Han Pakistan'ı kaosa sürüklüyor diye haber yaptılar. Ondan sonra demokratik çözüm diye darbe olayını haberleştirdiler. Şimdi de böyle bir haber yapıyorlar. Niye? Şimdi bunun iki boyutu var. Birincisi Türk dış politikasında küçük bir grup, işte o denge politikası diye ifade ettiğimiz, Türkiye tehditlere karşı bir yığınak, stratejik müttefikleriyle bir güç ortaya koymak yerine idareyi maslahat, zaman kazanma, 2023 seçimlerine kadar biraz oranın da bir parmak bal çalalım, onunla da denge gözetelim diye olayı idare etme politikası hakim dış politikanın son zamanlarında. Birincisi bu. Ama ikincisi duygusal ilişkilerden bahsetti Sayın Ceyhun Bozkurt. Burada da tamamen duygusal ilişkiler deriz ya, Akçeli işler. Burada da tamamen duygusal ilişkiler var. Ben ideolojik olarak söylemiştim aslında. Evet evet, ben onu anladım. Fakat burada bir de üstüne tamamen duygusal olan bir ilişki var. Bir diğer boyutu 2015, da var. 2015'te o Şerif grubu, ki ona birazdan değinelim, Pakistan'ın en zengin ailesi ve o Pakistan'ı yağmalayarak zenginleşmiş bir aile. O Şerif grubunun bir heyeti, Şahbaz Şerif bizzat kendisi, Albayrak grubunu ziyaret ediyor. Ve çok ciddi ilişkileri var. Aydınlık Gazetesi'nde, bugünkü gazetede haberleştirdik bunu. Çok farklı kanallardan iş yürütüldüğü Pakistan'da söyleniyor. Ve bunun, şimdi bu kadar böyle Akçeli dar bir Albayrak grubu, bir de o şeyde Pakistan'da Şahbaz Şerif. Bu kadar dar ilişkilerle Türk dış politikasını... Aslında o yazısı da vardı mesela, ilginç bir yazıydı. Evet. Aynı şekilde bakın, bir önceki genel yayın yönetmenleri bu sebeple İbrahim Karagül'ün yazılarına son verildi. Bakın yani o ilişki yüzünden biz bu kanaldan daha güzel ilişkiler geliştiririz diye düşünerek bu bütün bahsettiğimiz geniş stratejik saflaşmada çok yanlış bir konuma sürükleniyor. Yani bu Türkiye'yi felakete götürecek. Yani hele ki şunu da çok daha iyi anlamak lazım. Onu Pakistan'dan çok güzel görüyorlar. Bize hatırlatıyorlar. 15 Temmuz yaşıyoruz diyor. Ve Türkiye şunu görmüyor mu? Uygun fırsatlar oluştuğu, uygun koşullar oluştuğu zaman aynısını Erdoğan'a yapacak. Yani şimdi hükümetin yakınında olan bir gazete bu tutumu alıyor. Aynısını Erdoğan'a yapacak eğer koşullar olgunlaşırsa, şartlar el verirse. Şimdi bu aynı tehdidi göğüsleyen iki ülke yarın öbür gün bir 2-3 ay sonra iktidara gelmesi çok yüksek ihtimal olan İmran Han'a bu tavrı almamalı. Bu zaman kazanma diye yığınakta hata yapıyor aslında Türkiye burada. Hı hı. Şimdi Şahbaz Şerif meselesine dönecek olursak. Biraz hızlı geçmemiz gerekecek. Tabii ki. Azaldığı için. Şahbaz Şerif'in aslında yine Ceyhun Bozkurt'un bahsettiği Zülfikar Ali Bhutto'nun öldürülmesinde Şerif ailesinin çok ciddi bir rolü var. O zaman Ali Bhutto'nun yaptığı işlerden bir tanesi dik duruşunun yanında millileştirme, kamulaştırma hamlesi. Hı. Ve onların ucunun dokunduğu kesimlerden bir tanesi de o Şerif ailesinin büyük çelik tröstleri Pakistan'daki. Onlar da stratejik kapsam, sektör kapsamında olduğu için hedef alınıyor ve müthiş bir direnişle karşılaşıyor ve sonunda idama, ipe götüren bir sürecin fitilini ateşliyorlar. Yakın zamanda şimdi Nevaz Şerif abisi 3 dönem başbakan yapmış. Şu anda siyasetten men edilmiş durumda. Neden? Hakkında yolsuzluktan kesin hüküm olması dolayısıyla. Şahbaz Şerif, mevcut şimdi yeni başbakan olan kişi, hala Panama belgelerinde ismi geçiyor, eşiyle beraber, kızıyla beraber milletin vergilerini, milletin parasını offshore hesaplarda sakladığı, yasa dışı bir şekilde götürdüğüne dair hem hükümler var, hapse giriyor, kefaletle çıkıyor, hem de hala yürüyen bir soruşturma var üzerinde. Ve yine Cem Bozkurt bahsetmişti, İmran Han'ın bu kadar teveccüh görmesinin en önemli sebebi bu çıkar ağlarının içerisinden gelen bir insan olmaması. Daha dışarıdan, daha halkçı siyasetlerle yükselmesi ve yine o 2012 yılında CIA o Amerikan operasyonuna ses çıkartmayan, ne yazık ki Zülfikar Ali Bhutto'nun partisi. Evet. Yani şu anki Halk Partisi, Pakistan Halk Partisi, şu anki Bilawal Bhutto Zardari mevcut başkanı, 33 yaşında Amerika'da eğitim görmüş bir genç. Çok şimdi küstah bir şekilde konuşuyor. Mevcut Dışişleri Bakanı zaten, İmran Han'ın Dışişleri Bakanı. O partiden istifa ediyor. O olaydan istifa eden kişi. Bakın orada da Amerika'nın
ne kadar intikamını nasıl aldığını da görüyoruz. O öldürdüğü, katlettiği bağımsızlıkçı kişilerin çocuklarını kendi dümen suyuna getiriyor ve şu anda en liberal, en dışa açılmacı parti o Pakistan Halk Partisi. Türkiye'de de bir fotoğraf var öyle. Evet. Biliyorsunuz Mustafa Kemal'in partisi yani. Evet, evet. Çok çok öğreticidir yani o direniş geleneğinin, bağımsızlık geleneğinin dönüştürülmesi. Şahbaz Şerif'e dair son vurguşu, ilk açıklaması, Amerika ile, Avrupa ile, bizim İngiltere ile çok geleneksel ilişkilerimiz var. Bunlara dokunmayacağız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu hani fay hatlarını çatlatırsınız diyordu ya. Fay hatlarını çatlatmayacağız açıklaması, daha koltuğa gelir gelmez yaptığı açıklama bu Şahbaz Şerif'in. FETÖ ile işte çok iyi mücadele etmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Türkiye ile yakın olmak isteyen bir Pakistan'ın başka yapacağı bir şey yok. Ama İmran Han'ın son dönemde giden heyetlerde Maarif Vakfı'nın önünü açtığı, o FETÖ'ye karşı faaliyetlerin, aynı şekilde bizim Ertuğrul dizimizin, Diriliş Ertuğrul, Kurtuluş Osman, onları Urducu'ya çevirip devlet televizyonunda yayınlattığı ortadayken. Yakın zamanda siz gittiniz değil mi? Evet. Herkes bize gören Türk deyince Ertuğrul diye geliyor, Osman diye geliyor. Yunus Emre dizisini izliyorlar. Şimdi bunları yapan bir İmran Han var. Karşısında Batıcı, çok ciddi yolsuzluk dosyaları bulunan, Rusya'ya karşı düşmanlığını açık bir şekilde ortaya koyan ve bundan rahatsızlığını ifade eden bir Şahbaz Şerif var. Bence tablo çok net. Türkiye'nin buna karşı nerede durması gerektiği de zaten vaziyetten ortaya çıkıyor. Şimdi bazı görüntülerde çok dikkat çekici. Ara ara biz konuşurken ekranlara gelirse İmran Han destekçilerinden görüntülerde en dikkat çeken kadınlar ve gençler aslında eylemlerde. Gerçekten çok geniş bir kitle ve o Amerikancı, batıcı kesimin sahiplendiği o gençler, kadınlar tam tersi İmran Han'ın eylemlerinde en ön safta. Ara ara o görüntüleri de getiririz. Sayın Perinçek, size şimdi süremizin sonuna gelirken çıkarılması gereken dersler konusunda biraz konuşmak istiyorum. Her olaydan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'nin de buradan alacak çok dersi var. Çünkü Rusya'yı kuşatma planının bir parçası Pakistan'ı teslim almak demiştiniz. Bir parçası da aslında, hatta önemli bir kısmı da Türkiye'yi kuşatmak ve teslim almak. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planları bitmiş değil. Kuşatma bize de yönelik ve bir dikkat etmemiz lazım. Buradan da bazı dersler almamız lazım. Hangi dersleri almamız lazım? Şimdi bakın, bundan 1-2 hafta önce Avrupa Birliği Stratejik Pusula adlı bir belge kabul etti. Bu belge de bir taraftan Türkiye'nin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hakları tamamen yok sayılıyor. Yok sayılmanın ötesinde de bu Stratejik Pusula belgesindeki Avrupa Birliği'nin stratejisinin de silah zoruyla uygulanması için de çeşitli adımların atıldığı ifade ediliyor. İşte 5000 kişilik şey kurulması vesaire, gerekirse saydıkları bölgelerde karşı çıkan unsurların silah zoruyla diyelim dize getirilmesi vesaire gibi diyelim önlemler de düşünülmüş. Dolayısıyla Türkiye bugün Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin o büyük ülkeleriyle karşı karşıya, Amerika ile karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin son temsilciler meclisinde yine bir belge kabul ediliyor, bir görüşmeler yapılıyor. Konuşanların hepsi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını yok sayıyorlar. Üzerine üstlük bir de Türkiye'ye yine buralarda diz çöktürmek için planlar geliştiriyorlar. Birleşik Kıbrıs'ın NATO'ya alınabileceğini ifade ediyorlar vesaire. Şimdi bütün bunlara baktığınızda Türkiye Doğu Akdeniz'de çok ciddi büyük güçlerle karşı karşıya. Yani bir taraftan Amerika'sı orada, Avrupa Birliği'nin büyük ülkeleri oldu. Yani baktığınızda NATO'nun hepsi aslında Türkiye'nin karşısında. Şimdi Türkiye'nin burada kendi haklarını savunabilmesi için bu tehdidi dengeleyecek bir güç yaratması lazım. Tabii Türkiye ilk olarak kendi kaynaklarına güvenecek, kendi diyelim halkına, ordusuna vesaire dayanacak, ama diğer taraftan da işte Mustafa Kemal'in de söylediği gibi karşıda olan güçlerin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda uluslararası ittifaklarda artık farz haline geliyor. Şimdi bunu nasıl Türkiye bu uluslararası ittifakları kuracak? O dostları,
müttefikleri nereden bulacak? ABD ile aynı sorunları yaşayan ülkelerden. Şimdi Doğu Akdeniz üzerine baktığımızda Pakistan bu açıdan önemli. Yani sadece bu açıdan değil ama özellikle Türkiye'nin gözünden, Ankara'nın gözünden baktığımızda, Ankara'dan baktığımızda bu açıda bir ilk dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Şimdi tek bir tane soru ortaya atalım. Türkiye Doğu Akdeniz'de ABD tehdidinin veya karşı karşıya olduğu tehdidi dengelemek için hangi hükümetle işbirliği yapabilir? Şahbaz Şerif hükümetiyle mi Türkiye Doğu Akdeniz'de ABD tehdidini göğüsler yoksa İmran Han hükümetiyle mi? Yani bağımsız, egemen olan ve ABD'ye karşı zaten dik duran, bunun yanında Türkiye ile Türkiye'nin yanında her halükarda, her yerde bulunacağını belirten İmran anlamı ve hatta Kıbrıs konusunda da KKTC konusunda da önemli adımlar atabileceğinin sinyallerini vermiş olan İmran anlamı Türkiye Doğu Akdeniz'de ABD tehdidini göğüsler yoksa Şahbaz Şerif'le mi? Yani bunun cevabı çok açık. Meseleye Türkiye'den baktığımızda Türkiye'nin kimin yanında durması gerektiği net olarak ortaya çıkıyor. Ama tabii kişisel çıkarlar ya da ABD'nin çıkarları açısından bakarsak veya cebimizi doldurmak, 3-5 işte rüşvet alaveri dalaverisiyle oralardan buralardan bir şeyler tırtıklamak, para kazanmak falan gözüyle bakarsanız tabii başka seçenekleri de eğilebilirsiniz. Ama Türkiye açısından burada tek seçenek ya da en makul, en iyi seçeneğin bağımsız, egemen Pakistan olduğu ve onun da şu anki temsilcisi olan İmran Han ve sokaktaki bu milyonlar olduğu çok açık. İşte bu pencereden bence bütün gelişmelere bakılması lazım. Diğer taraftan Pakistan'daki olaylar Türkiye'deki diyelim yapılmak istenen diyelim entrikaların veya planların da bir iz düşümü. Ne demişti? Biden ne demişti? Ya biz darbelerle vesairelerle artık iktidarı değiştirmeyi bırakalım. Onun yerine muhalefeti destekleyip Erdoğan'ı yıkalım demişti. Yani daha sonradan bu Biden'ın desteklediği muhalefetin de Biden muhalefeti oldu. Şimdi Biden muhalefeti Pakistan'da iktidara geldi. Belki diyelim silahlı bir darbe yoluyla değil, askeri yolla değil. Ama turuncu devrim veya işte sokaklara kafaları karıştırılmış halk yığınlarının yıkılmasıyla değil. Ama yine Biden muhalefetini ABD iktidara Pakistan'da getirdi. Şimdi bu Türkiye'deki planların da aynı olduğunu bilirsek burada da alacağınız tutum önemli. Yani sadece Pakistan'ın iç işleri açısından veya Pakistan'ın konumu açısından değil, Biden muhalefetlerinin dünyada iktidara geliş yollarını desteklerseniz ve bundan da çok büyük memnuniyet duyarsanız, aman mutlu olduk derseniz, kendi altınızı da bir taraftan oymuş olacaksınız. O açıdan yani çıkartılacak dersler başında tabii birincisi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de direnmesi açısından Pakistan'ın önemli bir rolü vardır. İkincisi de tabii söylediğimiz gibi Türkiye'deki planların bir provası bugün Pakistan'da da yapıldı. Şimdi bir taraftan bir de desteklediğiniz güçler size ileride büyük kazıklar da atacak, bunları da bilin. Eğer Şahbaz Şerifler vesaireler Amerika'nın güdümünde bir politika izlemenin dışında farklı bir şeye girmedikleri takdirde ne yapacaklar? Bir kritik noktalarda Türkiye'nin karşısına mecburen yer alacaklar. Türkiye ne yaptı? Zelenskileri, değil mi? Destekledi.
efendim işte şöyle bunlar güzel, böyle efendim stratejik müttefikimiz, bayraktarları gönderelim. Ne oldu? Zelenski Helenizm propagandası yaptı. Şimdi Helenizm propagandası sadece o basit, şimdi onu da şöyle algılamamak lazım. Orada Zelenski Yunanlılara efendim kaba tabirle yalakalık olsun falan diye bir konuşma yapmadı orada. Çok ciddi bir gerçeği itiraf etti. Biz ne diyorduk? Yaklaşık bir senedir, iki senedir bas bas bağırıyoruz. Diyoruz ki Ukrayna Karadeniz'in Yunanistan'ındır diyoruz. Değil mi? Her zaman bunu söyledik. Al işte Zelenski çıktı, bunu itiraf etti. Dedi ki biz dedi Helenizmin merkeziyiz dedi. Yok işte o Türkiye karşıtı cemiyetleri, insanları, Türkleri, Müslümanları diyelim Balkanlardan kovan, katliam yapan, İzmir'i yakan daha sonrasında değil mi o cemiyetleri vesaireleri örnek gösterdi, kahramanlaştırdı. Orada da tabii şey yapmak, şaşırmamak lazım. Çünkü Kiev rejimi de ne de olsa o Nazi işbirlikçilerinin, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi işbirlikçilerin mirası üzerine oturuyor. Şimdi onun iz düşümü de Ege'deki, Yunanistan'daki işte o Filiki Efterle cemiyetleri vesaireler oluyor. Helenizm oluyor. Orada Nazizm var, öbür tarafta da Helenizm var. Şimdi bu şeylerin lafları, bu konuşması, Zelenski'nin bu konuşması gerçekten önemli ve ciddi bir şeyi de, bir gerçeği ortaya koyuyor. Ve bize yine buradan önemli dersler çıkıyor. Gidip Amerika'nın piyonu olan bir ülkeyi ya da bir rejimi veya bir iktidarı desteklerseniz o önünde sonunda dönüp dolaşacak, sizi vuracak. Şimdi belki bugün işte 3-5 güzel hoş sohbet yaparsınız. Çeşitli ihaleler koparırsınız. Belki 3-5 cebinize bir şey atarsınız. Ama bir süre sonra iş kritik noktalara geldiğinde Pakistan'da çıkar ya da Pakistan demeyelim ama bu Şahbaz Şerif ya da Amerikancı bir Şahbaz olsun ne olur, önemli değil, başkası olur. Amerikancı iktidar çıkar, İtal iktidar, aslında ne güzel söylemişler. O İtal hükümet çıkar, yine Helenizm der KKTC'de. Gider efendim KKTC'yi yok sayar. Türkiye'nin haklarını Doğu Akdeniz'de yok sayar. Hiçbir şekilde sizin yanınızda olmaz. Ben bu stratejik pusula belgesi çıktığı zaman şöyle bir soru sormuştum. Demiştim ki eğer Zelenski hükümeti, o çok girmek istedikleri Avrupa Birliği üyesi olsalardı bu şeyin altına imza atarlar mıydı? Stratejik pusula belgesinin altına imza atarlar mıydı? Yoksa Ankara'nın stratejik müttefik olarak görerek yok hayır biz bunun altında imza atmayız, Türkiye dostumuz mu derlerdi diye sormuştum. Tabii bunun cevabı çok açık. Aslında bunun cevabını işte Zelenski verdi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını yok sayacak şeyin altında imza atarlar dedik. Zelenski cevap verdi. Helenizm dedi. Biz Helenizm'in merkeziyiz dedi. Şimdi aynı kazı Pakistan'dan yiyeceksiniz. Ama o kazık tabii yiyeceksiniz derken Türkiye yemiş olacak. Hani sırf onlar yese bizi ilgilendirmez. İstedikleri kadar kazık yesinler ya da şey olsun, onun çok bir önemi yok. Bizi ilgilendirmez. Ama burada Türkiye söz konusu. O bakımdan da hükümetin bu noktalarda sorumlu davranması lazım. Türkiye'nin çıkarları açısından hareket etmesi lazım. Efendim eşi, dostu, akrabası, şusu, busu cebini doldursun diye veya Amerikalılar Pakistan'da orada burada kazansın diye değil, Türkiye'nin çıkarları açısından yaklaşmak lazım. Tabii burada şunu da görmek lazım. Yani oturup Pakistan'la ilişkileri kesecek, kesip atacak vesaire değilsiniz. Yani orada tabii bir diplomasi sürecek, devam edecek vesaire. Ama onun da diyelim bir yolu yordamı olur, bir şekli şemali olur. İlerisini düşünürsünüz. Gerçek dostlarınızı tabii unutmazsınız.
söyleyeceğiniz laflar, atacağınız adımlarda o dengede olması gerekir. Tabii ki Türkiye dış politikasında Pakistan'ı silecek, efendim bunlar geldi, yok sayıyoruz, her şeyi atıyoruz, kesiyoruz falan olmaz. Ama yine de o manşetleri atarsanız geleceğe dair de atacağınız adımlar konusunda bazı bize diyelim işaretler vermiş olursunuz. Onun üstüne de bir de gidip çok mutlu olduğunuzu söylersiniz. Bu tabii bunlar kötü işaretler olur. Bu noktada da Türkiye'nin bazı kötü noktalara sürükleneceği konusunda da bir kanı bizde oluşur haliyle. Biz de bunu tabii çok sert bir şekilde de Türkiye'nin çıkarları açısından eleştirmemiz gerekir. Ve uyarmamız da gerekir. Yani çıkıp Pakistan'dan da bir daha Helenizm şeyleri bu halka ve millete duydurtmamaları lazım. Teşekkürler Sayın Perinçek. Oldukça önemli uyarılardı. Zeyhun Bozkurt, konuyla ilgili son olarak size dönmek istiyorum. Sayın Perinçek bir de şu ifadeyi kullandı. Türkiye'deki planların provası diye. Aslında bölgede son zamanlarda çok hızlı gelişmeler oldu. Biraz önce Işık Günak Fırat da söylemişti. Gerek Macaristan gerek Sırbistan, hepsinden Türkiye'ye çıkacak dersler var. Pakistan sıcak bölge ve aslında belki de en kritik bölge. Türkiye'nin burada atması gereken adımları siz nasıl yorumlarsınız? Tabii ki yani Türkiye Pakistan'la ilişkilerini hiçbir zaman kesmeyecek tabii ki, yani kesmemeli de. Diplomasi devam edecek artı... Ama kendini de korumak zorunda. Ama işte orada aynen kendini korumak artı Pakistan'da korumak. Çünkü Pakistan'ın koruması aynı zamanda Türkiye'nin koruması. Yani bizim Pakistan açısından da geçerli bu. Bizim deyim yerindeyse hani görünen sınırlar ve görünmeyen sınırlar vardır. Pakistan bizim aynı zamanda görünmeyen sınırlarımızın içinde olan bir ülke. Çünkü Pakistan düşerse Türkiye'nin güvenliği tehlikeye girer. Türkiye'de diyelim ki Amerikancı bir yönetim geldi işte falan. Bu Pakistan'ın güvenliğini de tehdit eder. Yani birçok noktada iç içe geçmişlik var. Artı Işık arkadaşımız güzel bir şey söyledi. O denge politikası izleyenler. Şimdi bakıldığında aslında denge politikasında değil bu. Çok taraflı politika izliyorsanız bile orada şeyi iyi tutturmanız lazım. Dili çok iyi kullanmanız lazım ki burada geleceğe yürüyebilmek, işte devletin o ortak stratejik aklı oluşturması açısından geleceğe yürüyebileceğiniz ülkelere karşı bir iç, diyelim ki bu hadi diyelim bir darbe değil, iç siyasi çalkantı diyelim. Yarın öbür gün siz burada bir terazinin dengesini ağır basarsanız diğer denge yarın geldi, ne yapacaksınız? O yüzden çok dikkatli dil de kullanmak gerekiyor. Yani o yüzden yani çok taraflılık politikasında, denge politikasında da uymuyor bu dil. Yapılanlar, işte o yayınlar. Artı arkadaşlarımızın söylediği iş ilişkisi. Elbette ki şirketler, sonuçta özel sektör iş yapacaktır. Eyvallah. İş ilişkileri de vardır. Ülkelerle de yatırım anlamında bağlantılar kuracaktır. Ama siz kendi iş ilişkinizi, kendi ülkenizin, kendi milletinizin çıkarlarının önüne koyarsanız işte burada sıkıntı olur. Yoksa elbette ki iş ilişkisi kurulabilir. Türkiye'den şirketler gider, Pakistan'a yatırım yapar. Pakistan'dan şirketler gelir, Türkiye'ye yatırım yapar. Ama hepsinin ötesinde, öncesinde şuna bakılır. Biz hep o kamuculuğu söylerken özel sektör düşmanlığı yapmıyorduk mesela. Diyorduk ki Türkiye'nin çıkarları için olması gereken bu. Diğer ülkeler açısından da geçerli. Burada esas mesele Türkiye ile Pakistan'ın çıkarlarıdır. Ama burada kendi çıkarınızı öne çıkartırsanız yarın öbür gün... yani tabiri caizse bu işler biraz aşiret devletlerinde olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devletin, köklü bir devlet geleneği olan devletin şeyinde kişilerin çıkarları değil, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk devletinin çıkarı esastır. Burada da az önce saydık. Şimdi Türkiye'nin güvenlik meselelerinde, Türkiye'nin ekonomik meselelerinde, Türkiye'nin karşısında olan kuvvetler, yanında olan kuvvetlere baktık. Şimdi bunun analizini yaptığımızda şu an Şahbaz Şerif yönetimine diplomatik dille bir hoş geldiniz, hayırlı olsun demek başkadır. Ama çok mutlu olduk, iyi oldu, işte demokrasiyi kazandı falan gibi bir çok üst perdeden yorum yapmak işte bu Türkiye'ye kaybettirir. Artı yansımaları, şimdi Mehmet Perinçek hatırlattı. Biden ne diye geldi? Ben bundan sonra darbeler değil,
muhalefet üzerinden şey yapacağım. E şimdi Türkiye'de yapmıyor mu? Pakistan'daki olaylar ilk başladığında bu video zaten yayıldı. Aynen öyle. E şimdi bir darbe Macaristan'da yediler. Yani birçok yerde yapmaya çalışıyorlar. Çünkü neyi kazanıyor? Çünkü dünyada yükselen bir halklar içinde, milletler içinde yükselen bir bağımsızlıkçı, böyle milliyetçi, ulusçu akımlar var. Ha bu ileri kapitalist ülkelerde, emperyalist ülkelerde evet ırkçılığa kadar varabiliyor. Ama Türkiye gibi, Macaristan gibi böyle anti-emperyalizmin güçlü olduğu, bağımsızlık ihtiyacı olan ülkelerde güçlü bir bağımsızlık damarı, milli bir damar, daha demokratik, gerçek anlamda demokratik taleplerin öne çıkması, milletin, çünkü bundan büyük demokrasi mi olur? Türk milletinin çıkarlarını değil de Amerikan çıkarları oldu mu bu demokrasi olmaz. Türk milletinin çıkarlarının öncelenmesi, Macaristan halkının çıkarlarının öncelenmesi, Pakistan halkının çıkarlarının öncelenmesi. İşte milliyetçilik, ulusçuluk yükseliyor dünyada. Şimdi buna karşı Amerika siyaseten alternatifler arıyor. İşte ne yapıyor? İşte NGO'lar üzerinden ayaklandırmalar yapıyor. İşte Gürcistan'a yaptılar. İşte 2000'lerde başlayan süreçler. Bunu şimdi siyasi partileri de eklemleyerek. Önceden siyasi partilerin içinde unsurları vardı. Şimdi maalesef siyasi parti yönetimlerini deyim yerindeyse kontrol altına almaya başladılar. Ve belli noktalarda hareket ediyorlar ama Macaristan'da kaybettiler. Şimdi Pakistan'da işte Pirus Zaferi. Güzel bir tanım. Pakistan'da Pirus Zaferi var. Elbette ki Macaristan halkı karar verecek. Özür dilerim, Pakistan halkı karar verecek. Bir seçime gidilmeli ve orada seçim sonucuna herkes saygı duymalı. Ve bu seçim sonucunda A kişisi de çıksa, B kişisi de çıksa Türkiye ve diğer ülkeler mutlaka diplomatik ilişkiye girecek. Ama başarabilirler mi? Türkiye'de yansımaları olacaktır. Ama başaramayacaklar. Burada kararı Türk milleti verecek. Son cümle şunu söyleyeyim. Valla Amerika istediği yönetimi atasın. Dünya öyle bir döneme giriyor ki bakın bugün Şahbaz Şerif gelir. Amerikancı şeylerle gelir, söylemlerle gelir. Ama yarın öbür gün dünyanın gerçekliğine direnmeye kalkarsa zaten indirilir. Pakistan bölge ülkeleriyle, Türkiye'yle, Rusya'yla, Çin'le, İran'la, kendi çıkarı çerçevesinde Suudi Arabistan'la ilişkisi devam edecek. Etmek zorunda. Etmezse zaten Pakistan çöker. Orada da eğer kişisel işte Şerif ailesinin geçmişten bu yana yaptığı gibi o tröst çıkarları öne çıkarsa burada Pakistan kaybeder. Ama Pakistan'ın kaybetmesini tekrardan söyleyelim. En başta söyledik. Pakistan'ın düşmesi bölgede çok ciddi bir kaosu tetikleyebilir. Çünkü çok bölgede etkili bir ülke. Dünyada etkisi olabilecek bir ülke. O açıdan ben Pakistan'da sürecin en sonunda Pakistan halkının, Pakistan devletinin çıkarları çerçevesinde gelişeceğini düşünüyorum. Ve orada deyim yerindeyse eğer mevcut yeni gelen hükümet sırıtırsa o politikalar için de mutlaka Pakistan halkı gerekeni yapacaktır. Evet, teşekkürler Ceyhun Bozkurt. Şimdi İmran Han'ın yaklaşık 1,5 saat önce paylaştığı bir sosyal medya paylaşımını da aktarayım izleyicilerimize. Çarşamba günü halka açık bir toplantıya hitap edeceğini söylüyor İmran Han. Dış sinyaller üzerine hükümet değişikliği sonucu görevden alınmasından sonra ilk toplantısının olacağını ifade ediyor ve tüm halkımızın bu toplantıya tüm gücüyle katılmasını istiyorum diyerek aslında bir çağrı da yapmış oldu açık bir şekilde. Son olarak şunu vurguluyor. Bağımsız ve egemen bir devlet olarak kurulmuştur Pakistan. Derhal seçim çağrısında bulunuyoruz çünkü ilerlemenin tek yolu halkın başbakanını kimin seçeceğini özgür ve adil seçimlerle karar vermesidir diye bir seçim çağrısında yenilemiş oldu. Dikkatle takip ediyor olacağız. Bu kuşağı böyle tamamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Işık Günak Fırat, Doktor Mehmet Benecek, çok teşekkürler yorumlarınız ve katkılarınız için. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun, yayınlar, hoşçakalın. Çok sağ olun. Işık Günak Fırat, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Biz Ceyhun Bozkurt'la birlikte görüş alanına devam edeceğiz. Birazdan ekonomi gündemini konuşacağız. Konuklarımız Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, Yatırım Bankacısı Sayın Serhat Latifoğlu olacak ve bir de Adana'dan bir konuğumuz olacak. Malum et fiyatları oldukça arttı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Murat Yağmur bizlerle birlikte olacak ve et fiyatlarının artışına çözüm yollarını konuşacağız. Çok kısa bir ara, ardından görüş alanı devam edecek.